saniye. Nereye? Bir dakika. Ne oluyor? Böyle pat diye giremezsiniz. İçerideyse görüşmek istediğimi söyle. Bekleyin o zaman. Bir şey çıkmaz, merak etme. Emniyet müdürüyle konuşurum. İdris ağa, ben seni biraz sonra arayayım. Bir misafirim geldi. Yok, bekletmem. Tamam. Görüşebilir miyiz? Seninle encümende görüşeceğiz. Ama daha önce bana bir açıklama yapman gerek. Kızım tamam, sen yerine geç. Ne istiyorsun? Bahçemizde ne aratıyordun? Ne bahçesi? Sen iyi biliyorsun. Dediğinden hiçbir şey anlamıyorum. Seninle encümende görüşeceğiz. Senden bir tek şey istiyorum. Orada yatanın şehit olduğuna gerçekten inanıyor musun, inanmıyor musun? Ne şehidi? Orada şehit meyit yok. Oğlun üstüne yemin edebilir misin? Bunu niye soruyorsun? Senin nasıl bir insan olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bunca zaman anlamadıysan şimdi mi anlayacaksın? Anlayacaksın da ne olacak? Bana cevap ver. Sana cevabımı encümende vereceğim. Benimle uğraşman umurumda değil. Ama o şehidi rahat bırak. Yoksa senin için çok kötü olacak. Beni tehdit mi ediyorsun? Allah'tan bulacaksın. Niye anlamıyorsun? Ne yapacaksın? Bana da mı ortak yollayacaksın? Yapma Doğan Kalfa. Canın yanacak. Yüreğin yanacak. Yak da görelim. Nevzat abi. Müsaadenle bakalım. Ne demek? Bacımızın işine bak. Buyur abi ya. Encümen toplantısına geliyor musun? Geleceğim. Tamam, teşekkür ederim. Tamam. Aslansın be, aslan. Kaşar. Buyur abi. Duyduğuma göre ağalığını ilan etmişsin. Estağfurullah Balaban abi. Senin olduğun yerde bize ağalık düşmez. Destursuz konuşma çakal Kaşar. Abi niye öyle diyorsun ya? Ne diyeyim peki? Esnaftan haraç almak çakallık değil de nedir? Abi yanlış biliyorsun. Yok öyle bir şey. Kim söyledi ki? Nevzat abi. Buyur Balaban. Bu çakal sana hiç tıraş parası verir mi? Balaban biz onu biliyoruz. Kendisi teklif eder mi? Önemli değil ki. Biz istemiyoruz. Görüyor musun çakal Kaşar? Nevzat abi seni hiç sevmiyor. Saygı da duymuyor. Ama şerinden çekiniyor. Abim yanlış biliyorsun. Sözümü kesme. Tamam abi. Sivri burunlu bir ayakkabı giyiyorsun. Bir omuzunu yamultuyorsun. Ve sonra kabadayı oluyorsun. Sonra buraya geliyorsun. Mundar püsküllerini kırptırıyorsun. Para vermeden gidiyorsun. Bu şekilde namın yürüyor öyle mi? Etme abi. Bizi başkalarıyla karıştırma. Nevzat abi seni kapıdan içeri almasa ne olur? Yapabileceğin ne var? Nevzat abi niye dükkan almasın ki abi beni? Saygıda kusur etmem ben kendisini. Bana cevap ver. Yapabileceğin ne var? Öllek kahpeler gibi karanlıkta bu dükkana zarar vermekten başka ne yapabilirsin ki? Çok kızarsan Nevzat abinin bacağını bir kurşun sıktırabilirsin. Arkadan. Peh peh peh. Ne yiğitlik ama. Abim etme. Kalk oradan. Kalk oradan. Önlüğünü ona ver Kalfa. Önlüğünü dedim evlat. Önlüğünü. Abi yapma böyle, rica ediyorum. Sen askerden önce berber değil miydin? Ne sordum sana Kaşar? Biraz yaptım. Önlüğü tak. Abi ezme beni. Kaşar, onu takmazsan ezeceğim seni. Nevzat abi, usturayı bu çakala ver. Hadi. Abi, rica ediyorum ezme beni. Yıllardır ustura tuttuğum yok. Canını yakarım sonra. İyi sen boğazımı kes. Kanımı helal edeyim sana. Abi, etme. Usturayı al dedim.
Aferin köpoğlusu. Eline de bayağı yakışıyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Saatler olsun Balaban. Encümene geliyorsun değil mi? Geliyorum. Hadi görüşürüz. Bugün encümende ne var? 5 yıldızlı otel projesi görüşülecek. Keklik Hanım orayı yutmak istiyor. Yani? Encümenle ne ilgisi var oranın? Keklik Hanım'ın kendi tapulu arazisi değil mi? Öyle ama işte bilmiyorum nesini görüşecekler. Ulan bu Doğan kafa bana tövbeyi bozduracak. Bana bak Gülbin. Sen bu ilçeyi seversin. Bu fukara millet için dua et, tamam mı? Şu oteli yapalım, millet para görsün biraz. Ne oluyor be? Basket. Basket. Neyin var lan? Basket. Bak Gülbin, ayıp oluyor. Hayırdır Kalfa? Dürbün kafanı mı yardı? Saatler olsun bana bak. Selamün aleyküm. Nasıl gidiyor dürbün? Uzaklarda ne görünüyor? Çok mu? Pekala. Bu sıra pek uzaklara bakmıyorsun ya. İyi, hadi sana kolay gelsin. Sevgili hemşerilerim, bugün burada niye toplandığımızı biliyorsunuz. Bu otel ilçemizin makus talihini değiştirecek. İşsize iş, esnafa ekmek kazandıracak. Bugün kıskanarak baktığımız çevre, kasaba ve ilçeler bize imrenmeye başlayacak. Bu otel için kuracağımız şirkete sizler dahil isteyen bütün hemşerilerimiz ortak olabilecek. Tamamlandığında zaten borsaya da girmeye planladığımızı daha önce belirtmiştim. Belediyemiz de önergede belirtildiği üzere Keklik Düzü'nün imara açılmasıyla birlikte hemşerilerimize çok daha iyi hizmet verebilecek bir gelir elde edecek. Değerli üyeler, siz de iyi biliyorsunuz ki Keklik Düzü içinde şahsıma ait olan araziyi yeni yasayla en güzel şekilde değerlendirme imkanına sahibim. Ancak ben istiyorum ki Keklik Düzü bir bütün olarak belediyemizin de çıkarları doğrultusunda değerlendirilsin. Bildiğiniz gibi oradaki hazineye ait olan parsel belediye tarafından devralındığı takdirde turistik tesisin önemli bir hissesi de belediyemize ait olacaktır. Sayın üyeler, sizleri ilçemizin geleceğini düşünerek önergemizin kabulü için oy kullanmaya çağırıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Buyurun Sayın Rabia Hanım. Sayın Rabia Hanım'mış. Saygıdeğer üyeler, fazla vaktinizi almak niyetinde değilim. Sadece az önce dinlediğimiz konuşmanın tercümesini yapmakla yetineceğim. Doğan Bey bize ilçemizde kalan son yeşil alanla birlikte içindeki şehitliği kişisel mülkleri arasına nasıl katacağını anlatmış bulunuyorlar. İşin Türkçesi budur. Biz senin niyetinin ne olduğunu biliyoruz. Lütfen müdahale etmeyin. Daha önceki görüşmede bu projenin yol açacağı sorunlarla ilgili ayrıntılı bilgi vermiştim. Şimdi arkadaşımın sizlere dağıtmaya başladığı belgeye göz atmanızı istiyorum. Önceki hafta İstanbul'da yaptığım araştırmayla edindiğim bu fotoğrafa dikkatle bakmanızı istiyorum. Bu Keklik Düzü'nde yatan
Şehit Civan Çelebi'nin türbesine ait fotoğraftır. Yalan bu. Düzmece bu belge. Sahtekarlık. Yok böyle bir şey. Palavra bu. Lütfen Doğan abi. Sakin ol lütfen. Sahtekara bak ya. Sus be adam. Sen sus lan. Yeter be senden çektiğimiz. Sadece fotoğrafa bakmayın. Onu aldığımız kaynağın kupürüne de bakın. Orada ne yazıyor lütfen okuyun. Türbenin fotoğrafı 1917 tarihli. Yani işgal sırasında düşman askerleri tarafından yıkılmadan önce çekilmiş bir fotoğraf. Şerefsizim, yalan! Bakın beyler, ben de bu ne yediği belirsiz kişinin gerçek yüzünü size açıklayacağım. Bir fotoğrafta benim elimde var. Böyle bir sahtekarlığa başvurmasalardı hiç kullanmayı düşünmediğim bir fotoğraf. Bakın! Bakın, bu kim biliyor musunuz? Bu fotoğraf bize kendini evliya diye yutturan keklik ana dedikleri kadın. Nerede olduğunu görüyorsunuz. Bak, iyi bak. Ne mal olduğunu. Seni kimin nereden peydahladığını, nasıl büyüttüğünü, nasıl okuttuğunu iyi gör. Neden icap etti bu? Bu sen değil misin? Bana niye cevap vermiyorsun? Farz et ki o benim. Ne olacak o zaman? Ne mi olacak? Evet, ne olacak? Bana niye doğruyu söylemedin? Niye masal gibi bir hikaye anlattın? Rabia, dikkatli ol. Kendine kötülük ediyorsun. Ben? Evet Rabia. Kendine kötülük ediyorsun. Bana değil, kendine. Susup kalbini dinleyebilirsen iyi olur. Senden utanıyorum. Benden. Evet, senden utanıyorum. O ne diyor bilirsiz karılardan değil de amcanın oğlundan, öyle mi? İğrenç bir şey bu yaptığın. Ne diyorsun sen ya? Böyle bir gerçeği ortaya çıkardığım için bana teşekkür edeceğin yerde... Senden utanıyorum Doğan Kalfa, anladın mı? Oo, Doğan Kalfa mı olduk şimdi? Seninle aynı aileden olduğum için yerin dibine batıyorum. Yaşça büyüğüm olmasan başkanlık maşkanlık demeyeceğim, çiğneyeceğim seni. Bana bak Alican, sen abinle ne biçim konuşuyorsun? Abilik geçti Kalfa. Nasıl geçti? Geçti. Ya. Ele güne karşı sana katlandım. Ama artık benimle savaşıyorsun. Bunu sakın aklından çıkarma. Yok ya. Evet. Bundan sonra böyle. Noktayı koyduk. Bu kadar. Şimdi çık buradan. Doğan Kalfa nerede? Nerede? Söyle bana Dürdün. Nasılsa bulacağım onu. Pekala. Benim başım belaya girmesin diye söylemiyorsun ama öyle olsun. Neden? Kimi koruyorsun? Sen ona sevdalısın. Ne? Sen ona sevdalısın. Kime? Sen ona sevdalısın. Keklik Ana, özür dilerim. Bir an düşünemedim. Her insanın geçmişinde kötü şeyler olabilir. Encümen de çok kötü bir durumda kalınca... yani yanlış yaptım. Kalbini dinledin mi? Dinledim. Ne söyledi sana? İşte yani yanlış yaptım. Yanlışını gördün mü? Söyledim ya. Ne söyledin? Şey işte... insanların geçmişteki hatalarını... Yanlışın sadece bu mu? Başka ne yaptın? Kendin bulacaksın Rabia. Kendin bulacaksın. Ama Keklik Ana... Hep kolaya alıştın.
Bu sefer ben söylemeyeceğim. Kendin bulacaksın. Onu çok üzdüm. Bana bunca yıl öğrettiklerinden sonra yine duvara tosladım. Ona Doğan Kalfa'nın çoğalttığı fotoğrafı gösterip "Bu sen değil misin?" dedim. Halbuki olsa ne çıkar? İnsan her zaman hata edebilir. Yaptığım şey bir insanın tövbe edebileceğini inkar etmek gibi. Ama keklik ana, hatamı itiraf etmemle yetinmedim. Artık benimle konuşmayacak sanki. Belki de çok kırıldığı için benim de acı çekmemi istiyor. Oysa bütün bunlardan daha önemlisi hala o geçmişi kurcalayıp durma. Keklik ananın geçmişinde ne vardı? Gerçekten Doğan Kalfa'nın dediği gibi biri miydi? Eğer öyleyse ben bunu içime sindirebilecek miyim? Onu yine eskisi gibi sevebilecek miyim? Otursana. Bir acı kahve içelim. Yok, oyalanmayacağım. Senin Kalfa'yı arıyorum. Niye benim Kalfa oluyormuş? Senin kumaşından değil ama ne de olsa amcaoğlum. Olmaz olsaydı. Neyse, müsaadenle başkanım. Şunu bir bulayım. Ne yapacaksın onu? İki şey. Ya yüzüne tüküreceğim ya kafasını kıracağım. Neden böyle ihtimalle konuşuyorsun? Ortaya attığı iddia doğruysa yüzüne tükürmekle yetinirim. Yok, eğer iftira ettiyse kafası yarılacak. Sence iftira mı? İftira olmasa ne fark eder? Keklik ana eskiden öyleydi, şimdi böyle. Bunu ayağa düşürmek adamlık mıdır? Balaban. Beni yatıştırmak için kendini zorlama başkan. Ne kadar oyalarsan oyala, bunun hesabını Kalfa'dan soracağım. Oyalamak niyetinde değilim. Ona bulaşmanı istemiyorum ama söyleyeceğim şey başka. Daha doğrusu soracağım şey. Neymiş o? Otursana. Sen olsan böyle bir kadının yetiştirmesi olan bir kızla evlenir misin? Niye sordun? Gerçek olmasa ne fark eder dedin de. Dedim. Yani öyle bir kadının yetiştirdiği kızla evlenir misin? Benim evleneceğim yok da farzet oldu. Niye evlenmeyeyim? Senin böyle bir niyetin mi var başkan? Aslında sana sormak istediğim başka bir şey daha var Balaban. Nasıl diyeceğimi de kestiremiyorum. Bu ilçede birbirinden korkmaması gereken iki kişi varsa o da senle ben değil miyiz? Elbette. Uzatma öyleyse. Amcanın oğlu yerin dibine girmeden onu bulmam lazım. Sen Rabia ile evlenmeyi düşünüyor musun? Nereden icap ettim soru? Böyle bir şey mi duydun? Yok da. Keklik ana seni çok sever. Ben de onu çok severim. İşte yani onun için belki dedim. Tabii eğer öyle bir şey yoksa ben bu konuda düşünüyorum. Yani nasıl söylesem, eğer gerçekten senin aklında böyle bir şey yoksa danışmak istiyorum yani. Sen ona sevdalısın. Ne oldu başkan? Hatipliğin gitti birden. Kekelemeye başladın. Yani sence bir sakıncası yok değil mi? Başkan, hakkın da hayırlısı. Allah gönlüne göre versin. Sana da. Bir dakika, kimi aradınız? Patronunu ara. Doğan Bey meşgul. Ara dedim. Emniyet müdürüyle yemekte şu an. Kızım, patronunu ara ve burada beklediğimi söyle. Bana açık söylemen lazım Kalfa. Böyle işler yoruma gelmez. Anlıyor musun beni? Tabii. De yani meseleyi anlattım. Ne istediğini söylemedin. Ama senin bir öneri getirmen lazım değil mi? Kalfa, senin beyninde ur filan mı çıktı? Ne oldu sana ya? Ya sinir etme beni Kaşar. Anlattım işte.
Bana açık söyle. Rabia'yı mı istiyorsun, Balaban'ı? Ne yapacağına bağlı. Soruyu tekrarlıyorum. Balaban'ı mı istiyorsun, Rabia'yı mı? Yoksa ikisini birden. Her malın fiyatı farklıdır, biliyorsun. Buyur Dürbün, afiyet olsun. Hani sahanda yumurta seviyordun? Sırf senin için bu sahanı buldum. Bu işi öğreneyim diye prova yaptım. Köy yumurtası getirdim. Övünmek gibi olmasın ama hayatta yemek yaptığım ilk insan sensin. E hadi. Anlaşıldı Dürbün. E hadi bakalım. Destur bismillah. Sen ona sevdalısın. Evet Dürbün, şunu bir söyle bakalım. Ben kime sevdalıymışım? Ne oldu? Doğan Kalfa'nın kafasını kırmayacağına söz ver. Buna söz veremem. Ya yemeği bu işe karıştırma. Tamam tamam, vazgeçtim. Yemeği niye? Sormayacağım bir şey. Sen ona sevdalısın. Sen kime sevdalısın? Ne oluyor ya gecenin bu saatinde? Kaç para verdin bu utanmaz herife? Ne parası oğlum? Sen neden bahsediyorsun? Beni salak yerine koyma Kalfa. Ne salağı ya? Ne olmuş? Bu nasıl plan tadilatı? Nesi var? Nesi var öyle mi? Şu ne? Buraya bak buraya. Milletin yolundan bir metreyi gasp etmeye ne hakkın var senin? Ne diyorsun sen oğlum? O yolu ben verdim. Bana maval okuma Kalfa. Hangi inşaattan bahsettiğimi çok iyi biliyorsun. Gözün görmüyor mu? Merhaba başkanım. Merhaba. Merhaba. Merhaba, merhaba. Bu ne? Al. Hadi Elif. Baba dur. Bunda ne yazıyor? Bilmiyorum. Bunda ne yazıyor? Okuyamıyor musun? Okuyamıyorum ama ne yazdığını biliyorum. Ne yazıyor? Tövbe ile ilgili bir ayet. Tövbe nedir? Hadi Elif, hadi Elif, hadi kızım. Baba tövbe ne demek? Yürü kızım. Operasyon başladı. Atıf dükkanı satıyor. Kaça? Sıkı pazarlık ettik, 32'ye bırakıyor. Ne? O dükkan 15 kağıt etmez. Olmaz öyle şey. Bu parayı veremem. Saçmalama Kalfa. Su içinde 35 eder. Mümkün değil. Bu parayı veremem. Kalfa. Yok. Olmaz Kaşar. İmkanı yok. Bana bak Kalfa. Benimle oyun oynama. Ne oyunu ya? Bana sordun mu pazarlık ederken? Niye soracağım ya? Dağdan mı geldik biz? Çarşının piyasasını bilmiyor muyuz? Sen aklını mı yedin Kaşar? O paraya olmaz. Oyun bozanlık etme Kalfa. Ne oyunu ya? Olmaz dedim sana. Kalfa. Ya bırak, tamam vazgeçtim. Senden hiçbir şey istemiyorum. Ne? Bırak beni. Senden bir şey istemiyorum. Yok ya. Ne kıyak dava. Biz işimizi gücümüzü bırakalım, senin için koşturalım. Sen sayım suyum yok de. Var mı öyle dava ha? Sen gözüme baksana Kalfa. Var mı lan öyle dava? Bunu yemem ben. Ne demek bunu yemem? İstemiyorum dedim. Seninle çalışmıyorum. Tamam, zahmetin falan neyse öderim. Ödeyemez. Allah Allah. Bu ne ya?
Elimizi verdik, kolumuzu geri alamıyoruz. Artık ortağız kalktı. Boşuna kıvırma. Bundan böyle her şeyde yarı yarıya ortağız. Sende ve bende ne varsa yarı yarı. Yok ya. Sende ne varmış? Bende ne mi var? Öğrenmek istiyorsan şöyle bir kucakla istersen ha? Beni tehdit mi ediyorsun? Artık ortağız kaldı. Kolay gelsin. Bir arzunuz mu vardı Sayın Bayan? Niye beni izliyorsunuz? Bu kadar alçalabildiğinize göre Kalfa Doğan size çok büyük para vermiş olmalı. 3 erkek bir kızı takip ediyorsunuz. Aa, yanlış anladınız. Nataşalarla ilgilenmiyor. Durun. Sevdim bunu. Çok sevdim. Vallahi sevdim be anam. Çok sevdim. Ama ben yabancı kadınlara el kaldırmam. Uymaz bize. Onun için... Sen benim kadınım olacaksın. Bu tokadı da o zaman ödeyeceksin. Seve seve. Ne ulan, bozum mu oldunuz? Cakanız mı bozuldu öküz beyler? Benim bütün planım bu tokadı atmasını sağlamaktı. Bitti artık bu iş. Rabia bana aşık olacak. Bu andan itibaren yengenize saygıda kusur ettiğinizi görmeyeceğim. Ben de yeni döndüm. Yolda araba arıza yaptı. Telefon da çekmiyordu. Yemin ederim. Yürü. Nereye? İzmir yoluna çık. Balaban, biraz sonra müdürle buluşacağım. Bir işimiz var da emniyet müdürüyle. Fazla uzağa gidemem. Yürü dedim. Çelem yok. Teyp elimde. İtiraf etmeye karar verdiğinde söyle, hemen yanına geliyorum. Malaban. Malaban, yanlış yapıyorsun. Ben sana kötülük etmedim. Sana hiç kötülük düşünmedim. Bana hikaye anlatma. Bütün pisliklerini sayıp dökecek misin, dökmeyecek misin? Ya ben ne anlatayım sana ya? Keklik ananın hikayesini anlat. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun dedim. Bela mısın sen ya? He? Lan deşerimsin, lan deşerim. Manyak mısın nesin? Konuşsana, derdin ne? Eski arşivci bir arkadaşım var. Bu bilgilerin doğruluğunu inceledi. Araştırdı. Yoksa şey yapar mıydım? Sana inanmıyorum. Dur. Balaban. Dur. Hayda. Dinle. Dur.
Sen ona sevdalısın. Dürbün, ne istediğini anlamıyorum. Açık konuş. Sen ona sevdalısın. Defol git. Sen ona sevdalısın. Sen ona sevdalısın. Bu deli dürbün var ya. Hı. Belki de aşk onunkidir. Kime? Resimde görüldüğü gibi. Ama sana değil tabii. Çünkü öyle birine benzemiyor. Sen de başka bir şey görüyor sanki. Aa! Başkan, gücenmezsen şu yakışıklı yemeğimi buradan uzaklaştıracağım. Bırak şimdi. Karakolun önünde başına dert mi alacaksın? Yok, dert mert almam, merak etme. Nazikçe istirham ederiz kendisinden. Ya duruyor işte orada. Eli güne akraba dayanışması satıyor. Ama görüyorum başkan. İkiyüzlülük seni rahatsız ediyor. Onu görecek halin mi var balaban? Senin varlığın bu adamın acısını katmerliyor. Farkında değil misin? Ne alakası var ya? Sen ne karışıyorsun? Elif benim yeğenim. İçim yanıyor, içim. Ne oldu? İnanmıyorsun değil mi? Söylesene. Buradan gidersen inanacağım. Tamam, anladık. Müdürü bekliyorum. Gideceğim birazdan. Seni er geç kıstıracağım Kaşar. Eninde sonunda elime düşeceksin. Yakışmıyor müdür bey. Sana yakışmayı da müdür beyi de o zaman göstereceğim. Namerdim, hiç yakışmıyor. Zaten namertsin. Bana adam gibi bir suç isnat etsen yanmayacağım da... çocuk kaçırmakla suçluyorsun ya, o dokunuyor kanıma. Kes ulan, kansız köpek. Kanına dokunuyormuş. Arkadaşlar, sizden bir ricam var. Birazdan Kaşar buradan çıkacak. Kaşar Seyfi'yi tanıyorsunuz değil mi? Onu izleyeceksiniz. Elinizden geldiği kadar gizlice. Tamam mı? Görünmemeye çalışarak. Bana haber vermeniz gerekmiyor. Sadece izleyin yeter. Heh, tamam. Hadi iş başına. Buyurun Rabia Hanım, oturun lütfen. Yok, bir haber var mı diye soracaktım. Bunu sormaya bile utanıyorum ama... Kendini suçlayıp durma. Olacağı vardır. İnşallah kazasız belasız bulacağız çocuğu. Otur şöyle. Yok, sağ ol.
kendini suçlu hissediyor. Alo Balaban. Çakal. Yeter artık Balaban. Bu bana son hakaretin olacak. Beni iyi dinle. Başkanın kızını kimin kaçırdığını öğrenmek istiyorsan söylediğim yere geleceksin. Eski yeni bütün hesapları da halledeceğiz. Namerdim, hiçbir hesap kalmayacak. Hemen söyle, hemen. Evet. Evet. Uzatma Çakal. Çabuk söyle. Çabuk. Sabırlı ol Balaban. Sakin ol. Telaş yapma. Ferhatoğlu'nun eski zeytinyağı fabrikasında buluşalım. Tamam mıdır? Evet, doğru duydun. Güre'deki eski zeytinyağı fabrikası. Tamam Çakal. Öyle olsun. Tamam. Dediğim vakitte orada. Çakal kimin kaçırdığını öğrenmiş. Sahi mi? İnşallah yalan söylemiyordur. Bir dakika. Para falan mı istiyor? Yok. Para falan istemedi. Senden şu berberdeki olayın intikamını alacak. Alacaklıysa alsın bakalım. Lan biz bu dürbünü demin görmedik mi? Gördük. Oradan buraya nasıl geçti? Uçuyor mu lan bu? O zaman görmemişizdir abi. Bize öyle geliyordur. Ya salak salak konuşma. Gördüm onu ben. Bırak buradan çıkmayalım. Abi ya dürbün bizi görse ne olur ki? Delinin tanıklığı geçerli değil. Salak oğlum. Delilere devlet inanmaz ama millet inanır. Başımıza iş mi alalım? Hadi. Rabia Hanım. Çok üzülüyorsun ama bir ışık belirdi. Işık mı? Evet. Nasıl? Müsaade et de onu söylemeyeyim. Hayır, lütfen söyle, lütfen. Kusura bakma, söyleyemem. Sana da bana da yük olur. Abi, lütfen söyle. Sen ona sevdalısın. Lütfen. Israr etme. Ben senin üzüntünü biraz olsun hafifletmek için buna haber verdim. Pişman etme beni, tamam mı? Peki. Sağ ol. Sen sağ ol abi. İyi. Şimdi acaba köpüksüz kuru kuru mu tıraş etsek ha? He? Sana demedim oğlum. Bunları niye aldık abi? Berber dükkanı açıyoruz oğlum. Berber dükkanı mı? Evet. Çoğu gitti, azı kaldı. Senin anlayacağın bir nal bulduk, 3 nala ve bir ata ihtiyacımız var. Ama bil bakalım dükkanı nerede açacağız ha? Ferhatoğlu'nun zeytinyağı fabrikasında. Aferin ulan. Saksı işlemeye başladı ha. Maşallah. Yürü hadi. Yürü. Yürü. Ay ilet bir şey ya. Dur şöyle. Çetin abi patladı. Patlasın ulan. Başımıza iş geldi, söylemedin mi? Tamam söyledim de olay uzadı diye. Tabii kafasında bazı şüpheler de var. Ne şüphesi? Yani yakalanacağız filan diye korkuyor da. Eşek kadar adam. Niye yakalanacağız diye korkuyor? Rica ederim abi. Çetin abi boş biri değildir. Harun Reis'in sağ koludur. Sağ koluymuş. Namerdim, ondan serçe parmağı bile olmaz. Al. Gerisi iş bitince. Bu para sakinleştirir onu. Sağ ol abi. Sen şimdi cebin açık, haber bekliyorsun. Ama kulübeye fazla yaklaşmak yok. Biliyorum. Ha, ben aradım mı da Çetin'e gidip emirlerimi söylüyorsun, tamam mı? Tamam. Harun Reis'miş.
Bana ne yazdan bahardan, bana ne barandan kardan, bana ne yazdan bahardan, bana ne barandan kardan, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefeslerinden, bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor. Azrail'in gelir efendi, ne ader ne efendi, sayılı günler tükendi, yolun sonu görünüyor. Bu dünyanın direği yok, merhameti yüreği yok. Bu dünyanın direği yok, merhameti yüreği yok. Kılavuzun gereği yok, yolun sonu görünüyor. Kılavuzun gereği yok, yolun sonu görünüyor. Hayırdır Rabia? Şey, hiç. Sen ona sevdalısın. Bir ışık belirdi demiştin. Son durum nedir diye merak ettim de. Bakacağız. Bu gece inşallah ışığı göreceğiz. Nasıl söylesem? Abi, ben de yardımcı olabilir miyim diyecektim de. Sen hiç abilerin böyle bir iş yaptığını gördün mü? Nasıl yani? Bir abi kız kardeşini böyle bir iş için yanına yardımcı olarak alır mı? Hangi törede var bu? Filmlerde kahramanlar sevgilileriyle beraber vatan kurtarır. Ama ne ben kahramanım, ne de sen sevgilisin. Hadi şimdi sen eve git. Dua. Nerede ulan çakal kaşar? Hı? Hı? Bilmiyorum. Nerede? Şişt, elini ayaklarını bağlayın. Çabuk 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 ayılmasın. Tamam, çabuk. Şuradan bağla şuradan. Çevir 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 çabuk çabuk. Rıza.
tamamdır. İçerideyim. Ben de geliyorum. Gelin buraya. Niye gidiyorsunuz? İpek, sen niye başkan gelince hemen ortadan kaybolmak istiyorsun? Bu durumun suçlusu benim keklik hanım. Ona çok kötü davrandığım için. Hala öyle mi bakıyorsun? Hayır. Yani bakmamaya çalışıyorum. Gelin bakalım. Elif! Elif! Nerede bunun silahı? Silahı yok. Ne? Silahı yok abi, aradık. Nasıl yok ulan? Niye arayın? Abi aradık. Bir daha arayın. Yok abi, temiz. Aferin lan. Demek silahsız geldin ha? Çocuk nerede? Ne çocuk? Çocuk nerede? Önce beni tıraş edeceksin, ondan sonra çocuğun nerede olduğunu öğreneceksin. Beni çok küçümsüyorsun Balaban. Ama her şeyin bir sonu var tabii. Fotoğraf makinesi nerede? Burada abi. Şimdi hazırız beyler. Getirin bakalım dükkana usta berberimizi. Dikkat! Sağ elini çözün, ötekini de sıkıca tutun ha. Bırak onu. Bırak onu dedim. Bırak yoksa sıkarım kafana. Bıraksana. Ya sık ya indir silahını. Şerefsizim bak, sıkarım Balaban. Sıkmazsan şerefsizsin. Balaban, sıkarım dedim. İndirin lan silahları. İndirin dedim lan. Tamam, bırak artık. Çocuk nerede? Ne çocuğu? Çocuğun yerini söyle. Yoksa boynunu kopartacağım. Çocukla ilgimiz yok. Çocuk nerede? Daha verdim, çocukla ilgimiz yok. Seni buraya getirmek için yalan söyledik. Kabus bitti. Ama sır çözülmedi. Elif'in niye kaçırıldığına kimse bir anlam verebilmiş değil.
Gebre. Gebre dedim. Hayırlı olsun Rabia. Merhaba. Sağ ol başkan. Canım nasılsın? İyiyim. Nedir bu? Sana söylüyorum. Abla Seyfi abi gönderdi. Götür bunu. Götür. Hadi Hasan'ım. Gel beraber götürelim şunu. Bir dakika Balaban. Sen niye gidiyorsun? Kendisi götüremiyor mu? Hayır hayır. Ben de gideceğim. Elif sen burada bekle. Ben birazdan gelirim. Hayır başkan. Elif'i... Merak etme Rabia. Bu kadar fazla kaşınmayacak. Mesele nedir Balaban? Ne yaptı bu çakal? Müdür bey. Kes sesini. Ha, Balaban bir şikayetin vardır mutlaka. Hayır yok. Balaban yardımcı ol. Bu çakalın pisliklerini senden iyi bilen yok. Bir şikayette bulunsan. Bir şikayetim yok müdür bey. Kimden yanasın? Domuzdan yana mı? Bak ne diyeceğim Rabia. Aslında bu dükkan işinden benim pek haberim olmayacaktı. Ya tamam teyze önemli değil. Geçti artık. İnşallah benim için burası daha hayırlıdır. Yok yok konu dükkan değil. Ben bu kadın için seni görmeye gelecektim dükkana. Bizim herif o zaman söyledi dükkandan çıktığını. Yanlış anlama Rabia. Seni nasıl sevdiğimi bilirsin. Keklik Hanım'a da büyük hürmetim vardır. Ama bu kadın sizin zannettiğiniz gibi tövbekar olmuş filan değil. Sen o karıyla düşüp kalkıyormuşsun. Hangi karı abi? Rabia'nın yanındaki sürtükle. Yok abi. Kur'an çapsın. Lan yemin etme biliyorum sen uslu çocuksun yapmazsın ama ha. Biz demin ne dedik? Havada tuzak kokusu var demedik mi? Dedin abi. Şimdi onlar bize tuzak kuruyor. Biz de ne yapıyoruz? Tatlı bir oyun oynuyoruz. Evet abi. Anlayacağın seni ihbar etmişler. Ha. İpek'le fuhuş yapıyor diye. Ha. Çaktın değil mi? Çaktım abi. Heh. İyi günler. İyi günler. Rabia İpek Hanım'dan haberin var mı? Karakolda şu an. Onu söylemeye çalışıyorum. Karakolda mı? Evet. Nereye? Karakola gitmiyorsun umarım. Karakola gidiyorum. Yapma Rabia. Onu sahiplenmek sana yakışmıyor. Niye? Niye mi? Karakolda ne işi olabilir? Sen söyle. Ne işi olabilir? Allah Allah. Suçlu olduğundan eminsin öyle mi? Durup dururken ona iftira mı attılar yani? Herkes herkese durup dururken iftira atıyor başkan. Sana niye atmıyorlar? Atmadılar mı? Hem de senin gözünün önünde. Senin bir sıkıntın var. Var ama. Rabia ile ilgili. Hayır, İpek Hanım'la ilgili. Yani bayağı sıkıntı olmuş. İleri geri konuşuluyor. Biri benim yanımda işe Rabia'yı da katacak, cinler tepeme çıkacak diye kaçıyorum. Hu! Balaban, hu! Buyur babaanne. Gelinim nerede kaldı? Babaanne, o iş artık cennette olacak. Oğlum, eğer ben ölmeden gelinimi getirmezsen cehennemlik olacaksın. Tamam babaanne, dua et kısmetim açılsın. Ya ne güzel. Armut piş ağzıma düş. Anne görüyorsun. Bunlar evlenmek için bizim ölmemizi bekliyor. Eğer erken evlenmelerini istiyorsak bir an önce gitmemiz gerek. Tamam gelin sen önce git.
Hasretine dayanamam. Hemen arkandan gelirim. Hiç merak etme. Oğlum, her sabah bu şakalardan bıktım. Artık biraz ciddiye olalım. Balaban soyu tükeniyor. Allah'tan reva mı bu? Babaanne, nasip. Oğlum, iyi de nasibini arayan kim? Serdar arıyor. Serdar karısını buralara getirmez. Getirse de yatırmaz. Yatırsa da oturtmaz. Ertesi gün uçup gider. Babaanne, canım, maksat balaban soyunun devamı değil mi? Evlensin de nereye giderse gitsin. İster Avustralya'ya gitsin, ister o senin Hoydonkun memleketine. Nasılsa onlar da bizim soyumuzdan değiller miymiş? Dalga geç bakalım. Estağfurullah babaanne. Halbuki ne iyi kızlar var. Bakıyorum, görüyorum, içim gidiyor. Biri gelinim olsa diye dua ediyorum ama sizde iş yok. Ne haber Kalfa? Bir şey mi var? Zırt pırt niye gelip gidiyorsun buraya? Bak 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 bak. Demek benden rahatsız oluyorsun. Uzatma. Ne istiyorsun? Kamera mı var lan buralarda ha? Artist mi oldun? Ne bu pozlar? Uzatma Kaşar. Ne ayak burun kızı? Başkanla barışmak için hatun mu ayarlamaya başlıyorsun? He? Ne diyorsun lan sen? Akıllı ol. Demek beni tahrik etmek istiyorsun. Polisle anlaştın. Yanlış yaptın Kalfa. Çok kötü bir anlaşma yaptın. Öyle olsun bakalım. Yürü. İpek için ne düşünüyorsun? Onun temiz olduğuna inanıyorum. Temiz mi? Evet, en azından şimdi. Onu yeterince tanıdığından emin misin? Neyi öğrenmek istiyorsun? Yanlış anlama. Bu konu benim başıma iş açacak gibi bir hal aldı da onun için soruyorum. Nasıl iş açacak? İleri geri konuşanlardan biri benim yanımda sana yahut keklik anaya onun yüzünden laf söylerse başıma dert alabilirim. Biliyorsun, sakin olmayı öğrenemedim hala. İpek'e inanıyorum. Çünkü tanıdığım günden bu yana en küçük bir yalanını bile yakalamadım. Bu yeterli mi? Aksini düşünmem için yalan söyleyip söylemediklerini bilmediğim kimselere mi inanayım? Bunca dedikodu yapanlar içinde yalan konuşmayan kaç kişi vardır? İpek'e yemek falan yolladın mı? Onu ayarladım. Bir polis hanım var, o hallediyor. Neler hissediyorsun? Üzülüyorum. Peki iddiaları ciddiye alıyor musun? Almamaya çalışıyorum. Ama yine de içim rahat değil. Neden? Senin gibi biri için yapmadığım şeyi şimdi yapmak yüreğimi daraltıyor. Güzel. Beni affet. Gel. Şimdi sana gerçeği göstereyim. Bunlar belgeler. Sen yoksul ama temiz bir ailenin kızıydın. Ben de bir Kıbrıs şehidinin dul eşi. Her şey yasalara uygun. Seni 2 yaşındayken evlat edindim. Ne özannenin ne benim, Allah'a şükür kötü bir geçmişimiz yok. Ama bana varmış gibi davrandın. Öyle bir şoka ihtiyacın vardı. Kendini çok asil, neredeyse aristokrat hissediyordun. Ayrıca geçmişteki hataları yüzünden insanları kınamak herkese bulaşmış bir hastalık. Bununla savaşmak zor. Beni kötü gibi biri hissetmen sana yaramış. Böylece İpek için ön yargılı davranmamayı öğrendin. Şimdi de oh çok şükür, keklik ana eskiden kötü kadın değilmiş diye seviniyorsun. Bu duygu kötü mü? Değildir inşallah. Oo, hoş geldiniz. Please sit down. Buyurun. Hop. Ayşe'nine baksana kimi getirdim. Gelin mi getirdin? Hoş geldin kızım. Yine onunla Rumca konuşacaksın.
Ne? Vay babaanne, başkana bak. Süt torunlarını getirmiş sana Yunanistan'dan. Sen nereden biliyorsun? Neyi nereden biliyorum? Aliki'nin ninesinin annesi Ayşe nineyi emzirmiş. Anne, iyi duymuyorum çocuklar. Babaanne, olacak şey değil. Gerçekten süt torunun geldi. Ne süt torunu ayol? Ben hiçbir Rum çocuğunu emzirmedim. Neyse, sen emdin ya. Bu hanımefendi senin süt akraban oluyor. Hadi buyurun, gel oturun. Kızım, hadi buyurun. Ne diyeceğimi tahmin et. Deme babaanne. Nasıl tahmin ettin? Yemekte Rabia'ya nasıl baktığını gördüm. Nasıl bakmışım? Sanki keklik anaya da ona da mektup yazıyordun. Kızı istemeye geleceğiz, hazır olun der gibi. Efendim ama oğlum? Babaanne, her şey dengi dengine. Rabia üniversite mezunu bir kız. Aman başlatma beni üniversitesine. Senin okuduğun kitaplar 10 tane üniversite eder. Babaanne kapat bu konuyu. Zaten Başkan Alican senden önce davrandı. Ne? Ben müftiye danıştım. Sen benim olacaksın. Seyfi abimin saygılarını sunarım. Bırak sen, Nermin yapar. Ana bırak da 2 dirhem hizmetimiz olsun. Hizmetin çoktur oğul. Allah razı olsun, acelesi yok. Saati şaşmayacak. Bunu boşuna söylemediler herhalde. Ne bileyim yani, sen koskoca adam. Anne yeter, bırak anneliğini bil. Tertemiz ayağına masaj yapacağız, çok mu? Sen bizim pisliklerimizi temizlerken iyiydi. Nankör bala bana bak. Ne oldu babaanne? Oğlum, annen senin altını bir kere bile temizlemiş midir? Bir sor bakalım. Tamam babaanne. Beni sen büyüttün ama annem de arada bir bakmıştır bana. He, baktı baktı. Hükümetin halka baktığı gibi. Babaanne, kıskandıysan senin ayaklarını da ovuşturur. Aman kalsın. Ben anan gibi yeniden futbol sahalarına dönecek değil. Ama romatizmalarım için bir ilaç bulduysan onu deneriz. Ha? Hele şükür. Ben de bunlar şimdi bir ay ara verir. Bayrama kadar bir daha uğramaz dedim de içimden. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seni yanılttığımız için üzülsek mi ne etsek? Hoş geldin. Balaban abi. Balaban abi. Balaban abi. Hayırdır? Abi biraz dışarı gelsene. Ne oldu? Niye gelecekmiş oğlum? Bir şey söyleyeceğim de. Burada söylesene. Tamam babaanne, içeri geçin.